Bitti artık köşk hayatı. Sonunda kapının önüne koyulduk. Ah Agah Karaca'ya. Ah. Ne hayallerle gelmiştim şu İstanbul'a. Tam bebek yaşıyor. Hayatımız garanti altında derken elimizdekinden dolduk. Ne? Ne diyorsun babaanne sen hala? Ne diyeceğim? El el üstünde diyorum. İyi ki akıl ettin de şu Nedim'den tazminat istedim. Kafamı sokacak bir evimiz var. Ay maazallah. Köye dön artık vallahi. Kaç paran var bankada? Sen benim üzerimden ne hesabı yapıyorsun babaanne hala? Bittim ben ya. Bittim. Görmüyor musunuz? Duymuyor musunuz beni? Bak önce bebeğimi canımdan aldılar. Şimdi de kollarımın arasından aldılar. Ben ne yapacağım ya? Tamam tamam kızım. Tamam. Kız bak bakayım burada ne yazıyor? Nereden buldun bunu? Ablanın çekmecesinde. Nedim ve Cenk kardeş demek ha? Yok. Yok bitmedi babaanne. Bana yaptıklarını ben onlara bir bir ödeteceğim. Onlar daha Ceren Yılmaz'ı tanımıyorlar. Sonunda ölüm varsa ölüme de giderim. Ama giderken de yalnız gitmem. Hepsini götürürüm ben. Tövbe tövbe. Allah korusun kızım. Ne öyle ölüm ölüm. Ha? Hadi annem bir bunu al. Sen bana denizleri gölleri versen. Şu içimdeki ateş sönmez benim. Bu yangın sönmez. O yavrucak orada. Ana yok baba yok başında. O masumun günahı ne? Olacak şey mi? Anneciğim geçecek. Bak her şeyi düzelteceğiz merak etme sen. Şu İstanbul'a geldim geleli. Güldüm desem yalan, uyudum desem yalan, doydum desem yalan. Allah'ım her şey yarım, her şey eksik. Halledeceğiz anneciğim. Geçecek. Geçecek söz veriyorum. Alo. Özge çok özür dilerim. Gerçekten çok özür dilerim. Unutmuşum tamamen aklımdan çıkmış. Sen beni bugün idare edebilir misin? Dur dur bir sakin ol. Müşteri yok zaten. Patron çıkmayın bugün sahneye dedi. Neredesin sen? Geliyorum. Ya da dur sahilde buluşalım. Daha iyi misin? Nedim? Ne işin var senin burada? Köşkten çıkarken gördüm. Ondan sonra... Aklım sende kaldı. Eğer konuşmak istersen... Konuşmak istemiyorum. Tamam. Konuşmayalım. Yanında durmanın bir mahsuru yoktur herhalde. Var. Nedim ben senden hiçbir şey istemiyorum ya. Bunu niye anlamıyorsun? Cemre.
Tamam biliyorum seni hayal kırıklığına uğrattım. Hem de defalarca. Bana güvenmiyorsun, hatta benimle konuşmak bile istemiyorsun, tamam. Ama nasıl çabaladığımı da mı görmüyorsun Cemre? Sana hala nasıl baktığımın farkında değil misin? Yanında olabilmek için, aramızdaki mesafeyi biraz olsun kapatabilmek için neler vermezdim biliyor musun? Hala. Hala nasıl bu kadar katı olabiliyorsun anlamıyorum. Sen hiç sevdiğin birini istemeden de olsa kırmadın mı? Hiç mi hata yapmadın? Hiç mi pişmanlık duymadın? Ben yaptığım hataları telafi etmek istiyorum. Hatalarımı telafi etmem için bir şans veremeyecek kadar gözden çıkarmadın değil mi? Peki. Sus. Bekleyeceğim Cemre. Sen bana eskisi gibi bakana kadar ben gerekirse ömrümün sonuna kadar bekleyeceğim.